Girişimcilik Dünyası ile karşınızdayız efendim. Oğuzhan Hoca Amerika'da, hemen izleyicilere de şikayet edeyim. Birilerinin çalışması lazım. Oğuzhan Aygören geziyor ama biz buradayız. Haftaya kendisi yine olacak, şaka bir yana. Bugün Girişimcilik Dünyası'nda iki değerli konumuz var. Hemen onları takdim ederek başlayayım. Ham Organik kurucu ortağı Damla Şener Akkaynak, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Pickup Genel Müdürü Ahmet Toprakçı geldi. Çok sağ olun, ayağınıza sağlık diyelim. Sağ olun. Aslında iki tane konuyu ele alacağız. İki farklı girişim, biri gıda tarafında, biri teknoloji tarafında. Aslında iki şirketin de ayrı hikayesi var. Önce kadınlara öncelik vereyim ve ben hemen Damla Hanım'la başlayayım. Ham Organik'in hikayesini isterseniz bir paylaşın bizimle. Ne zaman kuruldu? Tabii. Neler yapıyorsunuz? Ve tabii asıl merak ettiğim şey, nereden çıkıyor bu fikirler? Yani bir sabah kalkıyorsunuz ve ben organik atıştırmalık yapayım mı diyorsunuz? Ona benzer bir hikayesi var aslında. Yaklaşık 2 sene önce kuruldu Ham Organik. Çocuklar ve yetişkinler için organik sağlıklı atıştırmalıklar firması diyoruz biz buna. Hikaye nasıl çıktı? Ben aslında endüstri mühendisiyim. Hani kısa onu da bir anlatayım. Lütfen. Endüstri mühendisiyim. İngiltere'de mühendis danışmanlığı yaptıktan sonra bir yatırım bankacılığı Goldman Sachs'ta çalıştım. Ondan sonra Türkiye'ye dönüş yaptım, aile şirketine. Şu anda halen aktif olarak aile şirketimizde CFO olarak finansı yönetiyorum. Çocuklarım olduktan sonra açıkçası bir bavul ticareti şeklinde yurt dışından organik atıştırmalıklar getiriyordum. Ve sonunda annemin de yani bunu ne kadar daha devam edeceğiz dediği bir noktada kardeşimin eşi Hale ve onun kardeşi Aslı. Aslı da o dönem İrlanda'dan yeni dönmüştü. Bunu Türkiye'de yapan yok mu dedi. Ve dedik ki yok aslında. Niye biz yapmıyoruz? Yani birinin elini taşın altına koyması lazımdan çıkan, bu kadar basit bir şeyden çıkan bir ihtiyaçtan doğan bir firma aslında, bir iş fikri. Bununla beraber hemen fikri toparlayıp aslında BTA'ya gittik. Bu sektördeki en önemli yeme içme şirketlerinden bir tanesi. Fikrimizi ona anlattığımızda yani aslında bir sosyal proje gibi baktılar buna. Gerçekten ihtiyaç olan bir sektör. Sağlıksız besinler. Sağlıksız besinler. Obeziteyle mücadele değil mi aynen, çocuklarda? Aynen, bütün bunların olduğu noktada veya süpermarketlerde o çikolata rayonlarına kaçarak geçtiğiniz bir noktada çocuğu olan annelerin çok iyi anlayacağı bir şey. Biz bunu nasıl yapabiliriz? Yaklaşık bir sene süren bir sürecimiz oldu. Yani fokus gruplar yaptık. Paketleme ile ilgili nasıl yani renk dünyasını bile araştırdık. Çünkü 3 yaşından sonra çocuk kendi seçiyor markette. Yani annenin sadece sana bunu alacağım demesi yetmiyor. Biz çocuğun da isteyebileceği bir paketleme yapmak istedik. Ve bundan yola çıkaraktan besin danışmanlarıyla beraber çalıştık. Gıda mühendisleriyle çalıştık. Bizim için en önemli olan şeker ilavesiz, katkı maddesiz, organik ve sağlıklı bir ürün olmasıydı. Ve hakikaten lezzetli olması. Çocukların da yemek isteyeceği. Ve böyle bir marka ortaya çıkardık. Aslında siz çocuklarla sınırlandırıyorsunuz ama yani ben de dahil olmak üzere etrafımda birçok kişi Ham markasını yetişkinler için de atıştırmalık olarak bizim kullanıyor. Bizim üzerinde 12 ay yazıyordu. Bize yazıyorlar. Bu 12 ay üzeri herkes olabilir diye. Evet, doğru. Çok doğru bir bakış açısı. O yüzden artık çocuklar ve yetişkinler için diyoruz. Yaklaşık 9 tane ürünümüz var şu an piyasada. Ve şu ana kadar 2 senede 500 bin adet sattık. 500 noktadayız. Büyük bir, çok heyecanlıyız yani bunun için. Ve tabii bence 3 anne olmanın çok büyük efekti var. Bizim tasarımcımız kadındı. Kendimiz 3 anne. Besin danışmanımız kadın. Grafik tasarımcımız gene kadın. İhtiyaçtan yani öyle bir, doğan ihtiyaçtan kadın girişimcilerin aklına gelmiş. Aslında evet, bir projenin hayata geçirmesi. Evet, herkes etrafımızda. O yüzden güzel de bir efekt olduğuna inanıyoruz. Etrafımızdaki anneleri çok dinliyoruz bu şeyde olduğumuz için. Hem müşteri, hem kendimiz müşteriyiz, hem aynı zamanda bu ürünü satıyoruz. O yüzden de efektin iyi olduğunu düşünüyoruz. Aslında bu hikayeler benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü gerçekten kurumsal hayatta sıkıldığınız ya da o işi yapmak istemediğiniz için değil. O iş bir paralelde devam ederken kendi ihtiyaçlarınızı karşılamak için o ürünü bulamadığınızda, yani bu gıda perakendeciliği olmak zorunda değil, başka sektörlerde de olabilir. Tabii. Bir şeye başlıyorsunuz ve aslında kendi derdinize belki de biraz derman olan bu ürün bir anda dünyaya açılmaya başlıyor. Şimdi burada işin biraz ticari boyutunu da konuşalım. Mesela yatırımcılar var mı? Size geliyorlar mı? Türkiye'den gerçekten marka çıkarmak, marka yaratmayı başarmak çok zor. Avrupa'daki, Amerika'daki ürün segmentleriyle pazarlık etmek. Mesela bunlarla ilgili fikriniz ne? Şöyle, biz ilk havaalanında satılmaya başladık aslında. Güzel bir başlangıç oldu ve ondan sonra da Duty Free'de satılınca yabancı portföye bir anda ulaşıyorsunuz aslında. Süper. Renkli dünyasından dolayı biz hep İngilizce Türkçe'de yazarak başlamıştık. Dolayısıyla aslında hep yabancı bir marka zannettiler. Arkasında Türk şeyini görünce de bu sefer çok mutlu oldu. O da bize çok gurur verici bir şey oldu.
oldu. Şu anda Kıbrıs'a, Azerbaycan'a ihracat yapıyoruz. Dubai'ye de başlamak üzereyiz inşallah en yakın zamanda. Markamız Türk markası olarak yurt dışında da gururla göstermek istiyoruz inşallah en yakın zamanda. Peki ben buradan pick-up'a geçeyim Ahmet Toprakçı'ya. Şimdi Ahmet istersen biraz önce sen de kendi hikayenden bahsedip sonrasında pick-up'ın kuruluş sürecini bizimle paylaş. Çünkü geldiğimiz noktada görebildiğim kadarıyla artık bir girişimcilik örneğinden ziyade çok büyük güçlü bir şirket oldu pick-up ve birçok kişiye hizmet ediyor. Ama tabii ki dünden bugüne olmadı bu. Bunun bir evrilme süreci var. Bizim şu anda 7. yılımızın içindeyiz. 7 yılda adım adım oldu açıkçası. Onun öncesinde ben yine kurumsal hayatta altyapı teknoloji danışmanlığı yapıyordum. Bankaların, büyük holdinglerin altyapılarında faaliyet gösteriyordum. Ancak onun sonrasında artık kendi şirketimizi kuralım ki o sırada da bulut bilişim teknolojileri çok gündemdeydi ve yayılıyordu. Bu trendi takip ederek kendi şirketimizi kurduk. Bu tarafta da bugün bakınca bu 7 yıllık dilimde 650-700 bin son kullanıcıya bu ürünleri yaygınlaştırmışız Türkiye'de. Ve ciddi bir altyapıya sahip olmuşuz. Kendi ürünlerimizi geliştirdik gene bu kapsamda. Türkiye'nin 860. yerinde Ar-Ge merkezi olduk. Ekibimizin içinde mühendislerimiz, satış personellerimiz, sahaya çıkan ekiplerimiz bu ürünlerin uygulamalarını yapıyoruz. Örneğin bugün sokakta rahatlıkla karşılaşabileceğiniz bir parola sıfırlama ürünümüz var. Kamu kurumları kullanıyor. Perakende sektöründe kullanılıyor, hastaneler kullanıyor. Herhangi bir çalışan şifresini unuttuğunda, diyelim ki 30-30'a SMS attığında parola sıfırlanıp ona geri dönüyor. Yani böyle bir ürünü Türkiye'de bizim yapıyor olmamız gurur verici. Bunun haricinde gene bu zaman dilimi içerisinde ki bugünkü ekonomik durumda da ihracat çok önemli. Yurt dışı pazarlara açılmak çok önemli. Türkiye'nin kurtuluş reçetelerinden biri denebilir belki. Bu tarafta da bizim Amerika Birleşik Devletleri olsun, İrlanda olsun, Portekiz olsun, Arap ülkeleri, Dubai gibi noktalarda da bu ürünlerin ve servislerimizin satışları da var. Peki şunu sorayım, özellikle yani Türkiye'de gerçekten hani samimi bir şekilde durumu analiz etmek gerekirse bir teknoloji özürü var. Yani teknoloji konusunda bizim sıkıntılarımız var. Her şirkette aslında bunun adaptasyon sürecinde problemler yaşıyor. Önce teknolojinin ne kadar önemli olduğu konusunda savaşımız vardı. Yani önemli mi, önemsiz mi, buna ne kadar yatırım yapmalıyız diye. Çünkü biz daha işte ithalat, ihracat, üretim diyoruz ama teknoloji işin içine katmıyoruz. Şimdi tabii dünyada artık bu sanayi 5.0'lar ve bütün bu inovasyonlar gelişince Türkiye'de bir yerden katılmaya çalışıyor bu sürece. Kesinlikle. Biraz anlatır mısınız? Mesela kurumsal şirketlerle ya da kamu tarafıyla konuştuğunuzda bütün bu sizin geliştirdiğiniz teknolojiler, işte yazılım, donanım, bu hizmete bakış açısı nasıl? Şirketler buna bütçe ayırıyorlar mı? Nasıl mesafeli duruyorlar size? Şöyle demek lazım. İkna etme süreci uzun sürebiliyor. Ancak çünkü elle tutulur bir şey değil yazılım. Yani 7 yılda nelerle karşılaştınız onu da merak ediyorum açıkçası. Şöyle, kurumları ikna etme noktasında oldukça zaman geçiyor. Bir projenin sıfırdan başlayıp kapanması uzun sürebiliyor. Ama ikna ettiğiniz zaman da Türkiye'de özellikle Türk insanının adaptasyonu çok hızlı süreçlere. Yani teknoloji noktasında kendisine fayda sağladığını, iş verimlerini artırdığını hissettiği anda çok hızlıca yaygınlaşabiliyor ürünler. Ama diğer bir taraftan da ilk başta giriş zor. Türkiye orta düşük teknoloji üreten bir ülke olarak sınıflandırılıyor. Ama Türkiye'nin içerisinde oldukça değerli yazılım şirketleri var. Oldukça değerli donanım üreten şirketler var. Onların hem Türkiye içinde hem Türkiye dışında yaygınlaşarak devam etmesi lazım. Teknoloji noktasında firmalara, özellikle satın almaya karar veren kişilere, üst yönetime gerçekten hissettirmek lazım. Sonucunu göstermek lazım. Sizinle beraber bunu yaptığımız zaman sonucunda şuna sahip olacaksınız dediğimizde inanıyorlar ve o şekilde ilerliyoruz birlikte. Peki sizce özellikle önümüzdeki yıllarda bir miktar daha Ar-Ge'ye ayrılan miktar arttıkça sadece sıfırdan bir şirketin teknoloji ürünlerini yapmak değil ama var olanın üstüne koymak ve alışkanlıkları değiştirmek mümkün mü? Türkiye'nin geride olan mesela özellikle şirketler mesela hangi sektörler geride işte enerji, inşaat, bilişim hepsini koyduğunuzda ya da finans sektörü sizin gözlemlerinizde hangi sektörde bir miktar daha bu alanda gidilecek işler, yapılacak işler var? Şöyle, kamuda gidilecek çok iş var. Gene özel sektörde enerji tarafında çok ciddi bir atılım var şu anda. Özellikle biz teknoloji ürünlerini enerji şirketlerine şu anda ön planda konumlandırıyoruz. İnşaatta uzun yıllarda iyi işler yaptık. Otomotiv sektörü keza bu şekilde. İlaç sektörü bu şekilde.
Bu şirketlerde hala pay var. Yani Türkiye'nin bulut bilişim dönüşümü ya da yazılım dönüşümü, dijitalleşme dönüşümü tamamlanmamış durumda. %50'lerde bile diyemeyiz yaygın bir şekilde. En iyi olduğumuz sektörün genelde hep finans ve bankacılık olduğu söylenir. Yani işte mobil bankacılıkla başlayan ama aslında bu tarz teknolojileri en iyi kullanan sektör. Katılıyor musunuz ona? Kesinlikle katılıyorum. Ancak tam tersine burada şöyle büyük bir fırsat var. Çok güzel olduğunu söylediğiniz. Türkiye'de regülatif engeller var. Özellikle bulut bilişim tarafında, finans sektöründe, telekomünikasyon sektöründe. Burası şu anda tamamen boş bir alan. Bu taraftaki regülatif değişikliklerin gerçekleşmesiyle birlikte ki dünyada bu değişiklikler gerçekleşti çok uzun süredir. Burası ciddi bir pasta haline gelecek. Regülatif engeller sizce önümüzdeki dönemlerde sadece kamunun, kamu otoritesiyle mi aşılacak yoksa sektörde de buna ilişkin adımlar atılmalı mı? Yerli ürünler üretilmeli. Ürünlere daha çok insanlar başta dediğim gibi inandırılmalı, faydaları gösterilmeli. Ama bir taraftan da kamu otoritesinin eline bir şekilde verdiği karara bağlı bu süreçler. Onların verdiği kararlar sonucunda ama global tarafta her zaman bir kamu otoritesinin bu tip regülatif kısıtlamaların kalktığını gördük yıllar içerisinde. Türkiye'de de hızlıca bekliyoruz bunu. Peki Türkiye sizce teknoloji ihracatı yapabilecek düzeye gelecek mi? Yani tabii ben biraz daha hani ekonomist gözüyle, bir finansçı gözüyle baktığımda hani biz verileri elimize aldığımız, örneğin mesela işte her ay takip ettiğimiz o sanayi üretimi, işte pazartesi büyüme rakamı geldi. Şöyle bir bakıyoruz, ihracatın da alt segmentlerinde, sanayi üretiminde de yüksek teknoloji ürünleri ne kadar üretmişiz? Yüksek teknoloji ürünleri ne kadar ihraç etmişiz? Hani alt, orta, yüksek gruplarda. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Türkiye'deki firmalarımızın potansiyel çok fazla. Türkiye'deki firmaların geliştirdiği, örneğin bizim bugün yazdığımız, birçok yazılım evinin yazdığı, ürettiği teknolojiler dünya ile rekabet edebilir boyutta. Çok daha iyi ürünlerimiz var. Ancak bizim firmalarımız finansal olarak küçük firmalar. Onların çeşitli kurumlar tarafından ya da farklı alanlarda iştirakleri olan büyük kurumlar tarafından desteklenmesi ya da o kurumların da taşın altına elini sokması lazım. Ekosistem oluşuyor, eskisi gibi değil. Oldukça bu geçtiğimiz 7 sene içerisinde biz tanık olduk ama o günden bugüne ciddi fark var. Ama globalle rekabet etme noktasında halen finansal engellere takıldığımızı düşünüyorum. Diğer türlü potansiyel ve geliştirilen ürün kalitesi anlamında çok ilerideyiz diyebilirim. Peki 2019 için hedeflerde ne var? Damlanma sorarak başlayayım. Nereye gelecek? Yani ham markasını daha nerelerde göreceğiz önümüzdeki yıllarda ve tüm dünyada diyorsunuz. Ve ürün gamını genişletmeyi düşünüyor musunuz? Dağıtım kanallarını şu an e-ticaret tarafında getiri de burada ağırladık. Ben de getiri üzerinden rahatlıkla ürünlerinize ulaşabiliyorum ama hani başka neler yapılabilir sizce markalaşma ve tanıtım adına? Hem Türkiye hem de yurt dışı için sorayım. Kesinlikle daha çok yolumuz var bir kere. Daha işin çok başındayız. Bir kere baktığınızda ürün gamımızı sürekli genişletmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bununla ilgili Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Daha yeni müşteriyi dinlemek çok önemli. Çünkü glutensiz bir ürün çok istiyorlardı mesela. Biliyorsunuz günümüzün en önemli trendlerinden bir tanesi. Glutensiz ürünleriniz... Bir tane yeni çıkardık. Var. Yani geçtiğimiz ay çıkardık. Kakaolu bir tane bir bar. Dolayısıyla çünkü biz tabii bu ürünlerin ilk satış aşamasında ilk fuarlarda da satarken biz kendimiz sattığımız için çok net müşteriye dokunabildik. O çok önemli bir geri bildirim aslında. Çünkü öbür türlü marketlerde göremiyorsunuz kim ne için neden alıyor. Doğru. Ve buradan aldığımız geri bildirimler sayesinde Ar-Ge'ye biz bunu taşıdık. O yüzden bütün iş yaptığımız müşterilerimize de soruyoruz aslında en çok hangi ürün, ne soruları size soruluyor. Biz de onu Ar-Ge'mize verelim diye. Yurt dışı pazarı çok çok önemli. Çünkü baktığınızda bizim ürün hem helal kategorisine giriyor hem organik kategorisine giriyor. Dolayısıyla birçok şeyi doldurabiliyor. Dolayısıyla Orta Doğu pazarı bizim için çok önemli bir pazar. Dubai zaten. Aynen oradan Katar vesaire diğer ülkelere de erişimlerimiz başlayacak. Muscat Havaalanı'nda da satılıyoruz. Onun dışında tabii ki strateji çocuk ve yetişkin olduğu için biraz daha ürün gamımızı o manada da genişletebileceğiz. Sadece çocuk kategorisinde kalmayıp daha farklı ürün nerede çıkartabilir. Dolayısıyla bir farklı kategoriye daha girme hedefimiz de var. Bu yani bunu daha sonra... Dünyanın organik çılgınlığına Türkiye yeni katılmaya başladı. Tabii aynen. Yani... bu hormonlu gıdalar hayatımıza girdikten sonra kaldı ki zaten fiyat ve erişebilirliği de sormak istiyorum size. Artık yani kalitesiz demek istemiyorum ama orta kalite bir ürün ya da hormonlu herhangi bir atıştırmalı ya da gıdayla çok yüksek fiyatlarla alabiliyoruz. Özellikle ithal ürünlerde. Yani kur etkisini gördük. O yüzden %100 yerli olan markalar artık maliyet avantajlı anlamında da değil mi? Avantajlı kaldık biz orada.
Bir de baktığınızda tabii organik sektör pazarı küçük bir pazar aslında. Yani bu aslında biraz yumurta tavuk ilişkisi de var. Yani organik ham madde pazarı küçük olduğu için maliyetlerde vesaire sıkıntı olabiliyor. O yüzden fiyatımıza yansıtmak zorunda kalıyoruz. Biz büyüdükçe onlar büyüyecek, onlar büyüdükçe biz büyüyeceğiz gibi bir şey var. Ama birbirinize çok destekçi bir ekosistem var organik sektör pazarında. O da bizim şansımız diyelim. Peki bizi izleyen girişimciler varsa, ki ben mesela o sonucu sürekli benimle dalga geçiyorsa aslında. Evet. Hüsam, şu fikrini bir hayata geçiremedin. İşte organik ürünü internetten sipariş verip anında kapıya getirmesi gibi bir hayalim var mesela. Yani başta ben olmak üzere bu o gibi bu gibi girişimcilere ne dersiniz? Yani neyle yola çıksınlar? Nedir oradaki ana motivasyon kaynağı ne? Bir, aslında fikre çok inanmak bence. Hmm. Yani gerçekten, çünkü 24 saat boyunca onu yaşayacaksınız. Hmm. Sizi vazgeçirmeye çalışan çok insan oluyor. Bize işte dedikleri yetişkin yap, yetişkin çocuk değil. Onun pazarı çok küçük. Öyle mi dediler? Tabii, kesinlikle onun pazarı çok küçük dedi herkes. Biz de küçükse küçük, yani biz buna girmek istiyoruz. Çünkü bu ihtiyaç ve bu ihtiyaç yok dediğimiz için buna çok iyi sarılmamız bence çok önemli oldu. Organikten çok vazgeçirmeye çalışan oldu. Sağlıklı yapın, doğal yapın diye. Ondan sonra ondan da hiç vazgeçmedik. Dolayısıyla vazgeçilmezleriniz olması bence çok önemli bir şey. Onun dışında ben hep, yani kendi hayatımda şuna yandığım için, hayatın size ders vermesine izin verin. Yani her şeyi muhteşem yapmanız mümkün değil. Hata yani, yapma lüksünüz hata olmalı. Hata yapma lüksünüz olmalı. Yani 5 kere paketleme değiştirdik. Yani basılmışla değiştirdik. Yönetmelik değiştirdi. Değişti. Biz bir şey yanlış yazmış olduk vesaire. Dolayısıyla önemli. Konumlandırma da öbür bir noktası stratejisi. Vazgeçmeyin. Peki yavaş yavaş artık son bir dakikadayız. Ben son olarak Ahmet Bey'e de sözü vereyim. Hem 2019'da Peacup'ın stratejisi ne olacak, hem de sizin tavsiye nedir? Elbette. Bizim stratejimiz yurt dışı açıkçası. Hı-hı. Özellikle Amerika pazarında denemelerimiz olacak. Önümüzdeki sene içerisinde New York'a, San Francisco'ya dokunacağız ama daha çok Seattle'da bir organizasyona gidelim diye istiyoruz. Hı-hı. Amerika'ya deneyeceğiz gerçekten bizim ürünlerimizi orada satabiliyor muyuz diye. Özellikle de gelirimizin %50'sini aşan kısmını yurt dışı pazarlardan getirebilir miyiz? Yazılım ihracatı yapabilir miyiz diye bir hedefimiz var. Şunu diyebilirim öneri anlamında. Bir fikrin arkasında durmak çok önemli. Doğru nişlere hedef almak da çok önemli. Böyle yakınsayan bir noktamız var. Belki organik ürün pazarı dar gibi gözükse de bizim için de bulk bilişim pazarı biz başlarken çok dar gibi gözüküyordu. Ama biz o noktada ısrarcı olduk. Biz ürünlerimizi firmalara kurmuyoruz. Herhangi bir sunucu yok. Bulk'tan kullanıyorlar. Artı biz bir proje maliyeti de almıyoruz. Biz aylık satıyoruz her şeyi. Finansal modelimiz de aylık döngüler üzerine kurulu. Hani farklı modelleri denemek işe yarayabiliyor. O yüzden fikirlerin de ısrarcı olmalarını tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Ham Organik kurucu Orta Adam'la Şener Akkay'ı ağırladık ve Pickup Genel Müdürü Ahmet Toprakçı bizimle girişimcilik dünyasında. Bizden bu kadar efendim. Birazdan piyasa hattında reel sektörü daha detaylı bir şekilde ele alacağız kısa bir aradan hemen sonra.